gençlik kulübünde geçirilecek bir gün. Gençlik kulübünde geçirdiğimiz her gün harika oluyor. Ayna, elimdeki güzel ayna. Buranın en yakışıklısı kim? Söyle bana. Oh. Olamaz. Bu tam 7 sene kötü şans demektir. Ama ayna için değil. Zavallıcık en sonunda senden kurtuldu. Ne kadar komik Bianca. Çabuk dur Troy, çabuk dur. Buna değse iyi olur ama. Değer tabii, bak. Baksana. Elmas bir koli. Mükemmel. Eve bindim tabii ki. Onun gerçek sahibini bulmaya çalışmalıyız. Troy, zaten ona bakıyorsun. Oo, teşekkürler tanrım. Kolyemi bulmuşsunuz. Sabahtan beri deli gibi onu arıyordum evlat. Çok teşekkürler. Bir düzeltme yapalım hanımefendi. O sizin de ama artık benim. Seni uyarıyorum evlat. O kolyenin üstünde büyük bir kara büyü var. Belki de onu geri vermelisin Bianca'yım. Zaten onun sahibi o. İşte o zor biraz. Sen kim olursa onundur diye bir şey duymadın mı hiç? Eğer benim olanı geri vermezsen buna çok pişman olursun. Bu ne anlama geliyor? Bu onu bana geri verinceye kadar bütün talihsizlikler sen ve arkadaşların üstünde olacak demektir. Belki de onu geri vermelisin Bianca. Senin tonlarca mücevherin var. Onun da vardır. Pekala evlat. Yolunu seçtin sen. Ve tehlikeli olan yolu seçtin. Tanrım, o kadın tüylerimi ürpertti. Aa, Pierce, ne kadar da ödleksin. Gerçekten şu kara büyü safsatalarına inanmıyorsun öyle değil mi hayatım? Bilemiyorum. Kadın sanki istediği herhangi birini rahatlıkla lanetleyebilir gibiydi. Durun, bu da ne? Kartını düşürmüş. Üstünde adresi var. Ne olmuş yani? Fırlat gitsin canım. Onu atmasan iyi olur Lark. İçimde ona ihtiyacımız olacağına dair bir his var. Size bu kolyenin kesinlikle bana ait olduğunu söylemiştim. Sanki sahibim Bianca, Bianca diye bağırıyor. Size de öyle gelmiyor mu? Hiç şaşırmadım. Sen cansız şeylere bile çığlık attırırsın. Aynayı da sahiplenmeyi düşünmüyorsun değil mi? İzin verir misin lütfen? Ben hala kadının bahsettiği şu lanet konusunda endişeliyim. Evet, kara büyü diye bahsettiği şey müthiş güçlü bir şeydir. Öyle mi? Ay ne kadar da kolay aldanıyorsunuz. Siz bu deli saçması şeylere gerçekten inanıyor musunuz? Bütün talihsizlikler senle arkadaşların üstünde dolaşacak. Çocuklar bile inanmaz buna. Dikkatli ol Bianca. Anlayamadığın şeylerle dalga geçmemelisin. Ups. Muhtemelen sen haklısın Bianca. Bunun şu kara büyüyle ilgili olmadığından kesinlikle eminim. Ben hala bütün bu olanların tek sebebi o kadının bizi lanetlemesidir diyorum. Büyü diye bir şey yoktur. Buna çocuklar bile inanmaz. Bianca, o kolyeyi geri verme konusunu bir kez daha düşünür müsün lütfen hayatım? Asla! Bunu aklınızdan çıkarın. Hem o yaşlı kadının bizim üstümüzde güç kullanması da mümkün değil zaten. Pip pip pip. İşte tatlı siparişiniz. Siparişi olan varsa lütfen söylesin. Ben sülündili ve çerezli havyar güveci istiyorum lütfen. Ben de Fransız usulü tavuklu burger istiyorum. Fasulye tomurcuklu peynirli burger istiyorum. Ançüezli salata tostu alayım lütfen. Pip pip pip. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme. Kısa devre yapıyor. Ekşilik kadayıflı salata sosu ve kızarmış çekirge sosu. Olamaz. Kaymaklı Fransız burgeri, havyarlı omlet salatası. Bianca, o kolye ile ilgili söylememiz gereken son bir şey daha var hayatım. Ne
neymiş o? Onu geri ver. Bütün bu kara büyü, lanet, şanssızlık gibi konuları dinlemekten bıktım, usandım artık. Biraz müziğe ne dersin canım? Ah tabii Bianca. Ön cam sileceklerim. Çabuk kapat onları. Ah, elimde kaldı. Nereye gittiğimi göremiyorum. Ve ayrıca fren de tutmuyor. El frenini çek. Doğru. Ama... Ömer. Olamaz, bu çılgınlık. O sis yüzünden oldu. Söyleyeyim. Çabuk bir yankaya kurtul ondan. Çabuk. Hadi. İğrenç, çok iğrenç. Ben salatalık tostumu almış oldum. Aracı uzman makine ustalarına kontrol ettirdim. Hepsi de normal olmayan hiçbir şey bulamadı. Tabii ki yok. Sen kara büyüden anlayan bir makine ustası bulmalısın. Bianca'ya o süsü geri verdirmenin bir yolunu bulmalıyız, değil mi Lark? Haklısın Troy, ama nasıl? Arkadaşlar, kötü şansım geçmişte kaldı. Sen neden bahsediyorsun Pierce? Bak, Huckster'dan uğursuzluğu engelleyecek bir şeyler aldım arkadaşlar, biliyor musunuz? Ne gibi? Tavşan ayağı dolusu bir kutu gibi yani. Aynı zamanda da iki düzine dört yapraklı yonca. Ve hepsinden iyisi dev bir at nalı. Bana daha çok bir mıknatısmış gibi geldi. Sen alay et bakalım. Bunlar bende olduğu sürece başıma hiç kötü bir şey gelmeyecek. Ya! Tabii. Pierce her zaman mıknatıs gibi çekici bir kişiliği olsun isterdi. Başımıza gelen onca şey yüzünden artık evden dışarı çıkmaya bile korkuyorum. Ben de öyle. Tam 3 dersten kaldım ve Chester beni güreşte yendi. İnanabiliyor musunuz buna? Hey arkadaşlar, suratlarınız neden ısık? Burası sanki mezarcıların kongre salonuna dönmüş gibi. Bizden uzak dursan çok iyi olur Nicky. Hepimiz uğursuzuz. Yani şu Bianca'nın bulduğu kolyeden mi bahsediyorsun? Kesinlikle. O zamandan beri üstümüzde kara bulutlar dolaşıyor. Kızlarla aram hiç olmadığı kadar kötü oldu. Buna inanabiliyor musun? Çok kötü. Ah, kesinlikle inanabilirim. Ah, merak etmeyin arkadaşlar, şansınızın düzeleceğinden eminim. Tabii siz yine de bana inanmayın. Sonuçta ben falcı bir çingene değilim, değil mi? Falcı bir çingene mi? İşte cevap bu. Tamam, buldum. Soru neydi ki? Görmüyor musun? Nicky bir oyuncu. Bir falcı kılığına girip Bianca'ya o süsü geri vermesi için ikna edebilir. Ah hey, bu müthiş bir fikir. Biliyor musun, bu gerçekten işe yarayabilir. Tabii onu bu sahte falcının yanına getirebilirsek. Bunu bana bırakın. Ağızları taklit etme kursunu henüz bitirmedim ama idare edebilirim. Bu babama 3.000 dolara mal oldu. Endişelenme evladım, Bianca'yı halledeceğim. Acaba biri benim adımı söyledi? Ben söyledim. Diğerlerine Bianca'nın da benimle birlikte şu inanılmaz falcıyı görmeye gelmesinin ne kadar kötü olduğunu söylüyordum. Falcı mı? Böyle saçma sapan şeylere gerçekten de inanmıyorsun, öyle değil mi Nicky'cim? Bana şu zengin, yakışıklı ve heyecan verici genç erkeklerden bahsettiğinden beri inanıyorum. Zengin erkekler mi dedin? O zaman inanabilirim. Aynı zamanda yakışıklı ve heyecan verici. Sanırım şu falcıyı ziyaret etsem hiç de fena olmayacak. Lark, burayı gerçekten harika süsledin. Tamamen gerçekmiş gibi görünüyor. Evet, şu işini devreden çingeneyi bulmamız gerçekten de büyük bir şanstı. Kristal küre bile gerçekmiş gibi görünüyor. Yaptıklarını görünceye kadar bekleyin.
rüya gibi bir bakış değil mi? Fena sayılmaz. Ama benim saçlarım daha güzel. Peki bunu nasıl yaptın? Chester bunu benim için yaptı. Tek bir dokunuşla ortaya görüntüler çıkıyor ve kayboluyor. Tanrım, bu da Bianca'yı kolyeyi geri vermesi için ikna edemezse hiçbir şey edemez. Madame Lazonga'nın salonuna hoş geldiniz. O da mobilyalarla birlikte mi geldi? Hayır aptal, bu ne ki? Sen düşündüğümden de çabuk kanıyorsun, ne dersin? Tabii ki hayır, beni asla kandıramazsın. Kabul ediyorum, beni kandırdın. Bianca geldi. Her zamanki gibi geç kaldı tabii. Çabuk arkadaşlar, arka odaya geçin. Merhaba, siz Lazonga olmalısınız. Benim adım da? Bana hiçbir şey söylemene gerek yok. Pisişik güçlerim bana senin adının Bianca olduğunu söylüyor evladım, doğru mu? Aa, gerçekten de çok başarılısınız. Ah evet, öyleyim. Gel buraya evladım. Geleceğini daha yakından görebilmem için şuraya otur. İleride çok heyecan verici bir yaşamın olacağını görüyorum. Bütün zengin erkekler ayaklarına kapanacaklar. Evet, ben de böyle olmasından hoşlanırım zaten. Seni bekleyen çok görkemli bir yaşam var evladım. Yatlar, katlar, İsviçre'de banka hesapları. Ben bunlara zaten sahibim. Ben gelecekten bahsediyorum. Neler var acaba? Aha. Yakışıklı bir genç adam görüyorum kızım. İşte bundan hoşlandım. Aslında hiç böylesini görmemiştim doğrusu. Ben de. Çok müthiş bir parça. Neden gitti? Yüzündeki ifadeye bakılırsa buluşmasına geç kalıyor. Bu hiç de adil değil. O benim kaderimde var. Aha, tabii. Kristal küre bana onunla görüşmeni engelleyen bir şey olduğunu söylüyor. Neymiş o? Göz alıcı ve pahalı bir şey görüyorum çocuğum. O benim. Hayır, bu bir mücevher. Bu hilal şeklinde bir süse benziyor evladım. Bu taktığım şey. Bunu hemen o kadına geri götürüyorum. Harika. Anlamadım. Yani artık erkeğine kavuşabilirsin demek istedim. İşte bu kadar. Harika. Evet. Gerçekten de iyi başardın. En iyi genç çingene rolü için verilen bir akademi ödülü var mı acaba çocuklar? Eğer varsa oyumu Nikki'ye vereceğim. Bu gürültü de ne? Çingene faresi büyüyünce çok iri oluyorlar. Seansımız bitmiştir çocuğum. Teşekkürler Madame Lazonga. Kristal kürede gördüğüm o yakışıklı parçayla buluşmak için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda onunla tanışacaksın evladım. O süsü geri verdiğinde erkeğinin gerçek kimliği ortaya çıkacak. Aynı senin gerçek kimliğinin açığa çıkması gibi canım. Ha? Fare ha? Bence daha çok bir sıçana benziyor. Pekala, kolyeyi geri vermen için yaptığınız hiçbir şey işe yaramayacak. Bianca, başka seçeneğimiz yoktu. O şeyi geri vermezsen sonsuza dek lanetlenmiş olacağız. Fikrimi değiştirdim. Doğru olan şeyi yapacağım. Yani onu geri mi vereceksin? Hayır. Uzun bir okyanus yolculuğuna çıkacağım. Ve süsü de kolyeyi de alacağım. Olamaz. Oh!
Tanrım, bu gürültü de ne? Ah! İşte. Ah, merhaba Bianca. Sana yolculuğuma çıkmadan önce hoşça kal demek istemiştim Chester'cığım. Ha, gideceğini duymuştum. Sana bir hoşça kal hediyesi vermeme izin ver lütfen. Bu senin için hazırladığım bir parfüm Bianca. Aa, bu kesinlikle harika bir şey. Ne zaman sıkarsam seni hatırlayacağım. Kısa bir süreliğine tabii canım benim. Sentetik tavuk çorbam yaramazlık ediyor galiba. İzninle lütfen. Bu şişeyi alsam iyi olur. Yoksa Chester onu lerka vermek gibi olağanüstü aptalca bir şey yapabilir. Bu çok kötü. Bianca yarın gezisine çıkacak ve biz lanetlenmiş olarak burada kalacağız. Bununla bir kez daha konuşmaya çalışacağım. Bacağını kır onun. Daha da iyisi Bianca'nın bacağını kır. Bianca, son kez söylüyorum. Lütfen o kolyeyi geri ver. Lütfen. Açıkçası Lark, şu kara büyü konusundaki berbat kişlemelerini dinlemek zorunda kalmayacağım. Yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sakin ol İmparatoriçe, sana neler oluyor böyle? İmparatoriçe lütfen kes şunu. Değilim canım Bianca. Ne tuhaf bir şey. Görünüşe bakılırsa Bianca'nın küçük köpeği aklını oynattı. Hayır, onu yakalasak iyi olacak. Bianca nerede? Pierce nerede? Ben buradayım. Ben Bianca'yı koruyordum da. Başından beri haklıydınız. Bir tanem İmparatoriçem bana saldırıncaya kadar lanetlendiğimize inanmıyordum. Bu süsü o kadına geri götürüyorum. Hem de hemen Wilshire. Ah, hey. Uğursuzluk artık bitti. Kolyeyi gerçekten geri verecek. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama bir daha köpeklere yaklaşmayacağım. Ne kadar tuhaf bir şey bu böyle. Ne oldu Chester? Bu şişeyi Bianca'nın oturma odasında buldum. Laboratuvarımda kaybolmuştu. Ne kadar garip bir parfüm bu böyle. Bu yalnızca bir parfüm değil. Ben bu deneyime güzel kedi kokusu adını vermiştim. Güzel kedi kokusu mu? Evet, kesinlikle. Kokusu insanlar üstünde bir etki yaratmıyor ama köpekleri aşırı şekilde vahşileştiriyor. Demek Bianca'nın her tarafına saçtığı şey buydu. Çok ilginç bir koku bu. Kulaklarımın arkasına birkaç damla damlatsam ne olur acaba? Yapmasan iyi olur Pierce. Bu çok güçlü bir karışımdır. Saçmalama Chester. Ben bunun üstesinden gelebilecek kadar sert bir erkeğim. Şuna bakın, sırılsıklam oldum. Sorun değil Pierce. Şu yaklaşan şeyler sayesinde birazdan kuruyacaksın. Neymiş o? Kaçmak için elinden geleni yapacağın şu çılgına dönmüş kedi arkadaşlar. Yo, olamaz. Geliyorlar. Hayır. İmdat. İmdat. Şu kedileri benden uzaklaştırın lütfen arkadaşlar. Acelen de Pierce. Uzun zamandır hayvanlarla bu kadar yakın olmamıştın değil mi? İmdat, bir ilk yardım arasın. Kurtarın beni, kurtarın. İtfaiyeyi çağırın, polisi çağırın. Lütfen kurtarın beni. Arkadaşlar.